Akdeniz Üniversitesi ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı. Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Abdullah Öztoprak'ın Doğu Akdeniz Üniversitesi Tower Bar'da düzenlenen törenle imza koydukları protokol, üniversite ile sanayi sektörler arasındaki işbirliğinin artırılmasını ve sanayi işletmelerinin Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesini amaçlıyor. Protokol, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne katma değer yaratacak ve uluslararası pazardaki rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve üretim geliştirilmesini, teknoloji ve bilimsel gelişmeyi sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde proje hazırlanmasını da öngörüyor. Rektör Profesör Doktor Abdullah Öztoprak imza töreninde yaptığı konuşmada üniversitelerin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra topluma hizmet görevleri bulunduğunu belirterek bunun bir parçası olarak toplumun çeşitli kurumlarıyla işbirliği yaptıklarını söyledi. İçinde bulundukları toplumlara da hizmet vermektir. Bunun bir parçası olarak da toplumun çeşitli kurumları ile işbirliği anlaşmaları yapmaktayız. Zaten sanayi odası ile bizim Teknopark projesi içerisinde işbirliğimiz devam etmektedir. Üniversitemiz bir taraftan dünyaya açılır, dünyanın çeşitli ülkelerindeki kuruluşlarla, üniversitelerle, öğrencilerle işbirliği yaparken diğer taraftan da toplum içerisinde bir açılıma gitmekteyiz. Üniversitenin birikimlerini bu amaçla kullanacağız. GİMER, girişimcilik merkezimizin bir girişimiyle bu anlaşmayı bugün imzalıyoruz. Ve bunun toplumumuza yararlı olacağına inanmaktayım. Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile Teknopark konusunda işbirlikleri bulunduğunu belirten Öztoprak, bugün imzalanan protokol gibi faaliyetlerle toplumda açılıma gittiklerini kaydetti. Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı da imzaladıkları protokolle Doğu Akdeniz Üniversitesi ile işbirliğini daha ileri boyuta taşıdıklarını belirtti. Çıralı, eğitim de dahil olmak üzere her aktivitenin üretime yönelik olduğuna vurgu yaparak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinin bilgi birikim ve tecrübelerini ekonomiye yönlendirmek gerektiğini kaydetti. Daha ileri boyutlara taşınması ve bir resmiyet kazanması için bugün bu imzaları atıyoruz. Fakat esas olan, yani her şeyin, her aktivitenin amacı üretime yöneliktir. Yani eğitim de üretim için vardır. Niçin eğitim verilir? Daha fazla üretim yapabilmek için, üretim yapanları bilgilendirmek, eğitmek, meslek sahibi yapmak ve üretime katkı yapmaktır üniversitelerin görevi de. Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 6 tane üniversitemiz mevcuttur. Bu potansiyeli ekonomiye kanalize edebilmek, üniversitelerin imkanlarını, bilgi, tecrübe, birikimlerini ekonomiye kanalize edebilmek için bu tür işbirliklerinin olması gerekiyor. Ümit ederim ki bu imza ile bu başlangıcını yapmış oluruz. Ve ülke ekonomisine büyük yararlar sağlayacak işbirliklerimizin devam etmesini arzu ederim, dilerim.